Küme verilmiş bize. Şöyle ne denmiş? BC kümeleri A evrensel küme olarak ifade edilmiş. A kümeleridir. A kümesi 3 ile bölünebilen sayılar. Bunlar 3 ile bölünenler. B kümesi 9 ile bölünebilenler. Şöyle. C kümesi 6 ile bölünebilenler. Biçiminde verilmiş. Şu taralı kısım, siyah kısım, beyaz kısmın dışında kalanlar isteniyor. Biz şimdi şu alanı hesaplayabiliriz. Burası 9 ile bölünebilen, 6 ile bölünebilen. Şu beyaz kısmı direkt hesaplama şansımız yok. Tabii hangi sayılardan bahsediyor? 2 basamak, evet. Yani 10'dan 99'a kadar olan sayılar içerisinden bulacağız. Biz eğer A kümesinin elemanlarını ifade edeceksek, bunlar tabii 3 ile bölünebilen 2 basamaklı 12'den başlar. 12, bir sonraki 15, böyle gidiyor. Son sayı da 99 olur. Biz B kümesini de benzer şekilde yazabiliriz. B kümesi. Onlar da 9'un katı olanlar. 18'den başlayacaklar. 27, o da yine en son 99'da biter. 9'un katı. C kümesi 6'nın katları. 12'den başlar. 18, nokta nokta. 99'da bitemez. 99 bölünmüyor çünkü 6'ya. 96 olabilir. Hem 2'ye hem 3'e bölünmeli. 2'ye bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Şimdi bir de şurada bir küme var. Yani şuradaki eleman sayısını biz hesaplayabiliriz. Terim sayısı formülünden. Yalnız B kümesini, yani şunu hesaplarsak buradaki terim sayısını, burayı buluruz. Sonra biz C kümesini hesaplarsak burayı buluruz. Şu ortadaki kısmı iki kez saymış oluruz. O yanlış yapmış oluruz. Ortadaki kısmı başlı başına hesaplamamız. Yani şu aradaki kısmı. B ile C'nin kesişimini. B kesişim, C kümesi de şimdi hem 9'a hem 6'ya bölünebilen sayılar. İkisinin okekini kullanarak hesaplayabiliriz. Bunların ikisinin de katı olan en küçük sayı okek hesaplayabiliriz 18'dir. 18'in katı olan sayılar gelir bu araya. Demek ki B kesişim C'nin elemanları 18 diye başlayacak. Bir sonraki işte 36 olacak. İstersek yakın tek tek sayabiliriz. Ya da şuna bakalım. Şu 96 6'ya bölünecek bir kere. 9'a bölünmüyor ama. Bir 6 geri gelsek 90. 90 sayısı 6'ya bölünür. 9'a da bölünür. Hem 6'ya hem 9'a bölünüyorsa işte B kesişim C kümesi içerisindedir. Şimdi biz B kesişim C'nin eleman sayısını hesaplayalım. Bunlara birer numara vereceğim. Yoksa böyle karışacak A, B, C. Şuraya X diyorum. Buraya Y diyorum. Buraya Z diyorum. Y dediğimiz şey B kesişim C. Yani Y eşittir. Terim sayısı formülü. Son sayı eksi ilk sayı bölü artış miktarı artı 1. Buradan yine eksi 1 gelecek. Artı 1 sıfırlanacak. 90'ın 18'e bölümü. 5 çıkar o da. Demek şu arada 5 tane sayı varmış. Şimdi 9 ile bölünebilenleri hesaplayalım. Yani B kümesini. X artı Y çıkacak yalnız orada. X artı Y. X artı Y 9'la bölünebilenler. 9'la bölünebilenler şunlardı. Son sayı 99. İlk sayı 18. Bölü artış miktarı 9. Artı 1. Şimdi buradan eksi 2 gelecek. Şunu bölüyorum 11. Buradan 2 çıkaralım. 11, 9, 1 daha 10. Burası 10'muş. Şimdi biz buradan x'i hesaplayabiliriz. Hatta hesaplayıp yazalım. Çok karışacak yoksa. Y yerine 5'i yazıyorum. Burayı 5 bulduk. Şimdi farklı bir renk kullanayım. Şu. Burayı 5 bulduk. Evet aynen x de 5. Şimdi biz şurayı hesaplayabiliriz. Z'yi tek başına bulmak zorunda değiliz ama bulunca Z de çıkacak zaten. Burası yani Y artı Z. Şurası Y artı Z. 6 ile bölünebilenler. 6 ile bölünebilenler de şunlardı. Son sayı 96. İlk sayı 12. Bölü artış miktarı 6. Artı 1. Evet. Şimdi şurası 96'yı 6'ya bölersek kaç? 16 sanırım. 96. 16. Eksi 2. 14. Bir de burada 15. Bu da 15'miş. Y artı Z. Y artı Z 15 ise bizim Z'miz 10'dur. Tabii halen bulmadık. Beyaz kısmı istemiyor. Şu arayı. Taralı için de şu A kümesini bulacağız. Tümünü.
Şunu, ona da şöyle yazın. A kümesini tek tek oraya numara vermeyelim. A kümesi de 3 ile bölünebilenler. Son sayı 99. İlk sayı 12. Artış miktarı 3. Artı 1. 99'u 3'e böldük. 33. Eksi 4. 29. Bir daha 30. Şimdi tekrar bakayım yanlış mı oldu. 99'u 3'e böldük. 33. Burada 4 geldi. 33'ten 4 çıkardık. 29. Bir de burada 30. Toplam 30 tane sayı varmış. Toplamı 30. Şuraya K diyeyim. Yani K artı 5 artı 5 artı 10. 30 tane. Bunlar 20. K sayısı 10. Demek ki 10 demiş. Bakıyorum. Evet, bir yanlışlık var sanırım. 10 değil çünkü 11 görünüyor. Doğru cevap. Neresi? 96. Y artı Z. 6'nın katları. 96. Eksi 12. 6. 1. Yok. 96 16 burada sorun yok. 9'a böldük. 11 12 2 burada da sorun yok. Şu 5 bu da doğru. Şuna bakalım. 99 3'e böldük. 33 33, 29, 30. Bu da doğru. Bir farklı yere mi buluyoruz acaba? Hocam sıkıntı Y'de hocam. Hocam Y'de sıkıntı var. Artış miktarı da. Artış miktarı. Bunda sorun yok. Y'nin 18, 18 artıyor diye. 18'in katları onlar. Sorun yok. 10 çıkıyor. Yani. Ben göremedim varsa da.